Ferdi Tayfur hattımızda. Ferdi abicim, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, teşekkür ederim kırmadığın için, bağlandığın için. Hemen diğer hattımızda Orhan Gencebay var. Orhan abiye bir merhaba diyelim. Orhan abicim, merhabalar. Merhabalar. Diğer hattımızda da Müslüm Gürses var. Müslüm babaya bir merhaba diyelim. Baba, merhaba. Merhaba. Evet, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Neşet Ertaş için bir araya geldiler. Neşet Baba onları birleştirdi. Babalara Kral FM'den saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Teşekkür ediyorum. Orhan abiye sevgilerimi gönderiyorum. Müslüm kardeşime sevgilerimi gönderiyorum. Neşet Ertaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ben bir albüm yapmıştım. Gençliğimin şarkıları. Evet. Türk sanat müziği yapmıştım. Gençliğimin türkülerini yaptığım zaman da Neşet Ertaş'tan türküler koymayı çok isterdim. Evet. Fakat rahatsızlığım buna el vermedi. Evet. O bakımdan üzüntüm bundandır, evet, da. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Toprağı bol olsun. Cenneti mekan eylesin inşallah, evet. Allah-u Teala. Ferdi abicim, seni bırakmıyoruz. Lütfen orada kal. Orhan abicim, dün cenazede beraberdik. Neler söyleyeceksin kralcılarımıza? Neşet benim yol arkadaşımdı. Hep bahsettim. 16 yaşımda iken onunla tanıştım. Ben 6 yaşımda müziğe başladım ama o da öyle başlamış. Üstelik onun bir hocası vardı, evet, babası. Evet. Muharrem Ertaş Üstadımız. Ve onun yöresinde Çekiç Ali vardı. Hacı Taşan vardı. Evet. Daha niceleri vardı. Yani bunu niye söylüyorum? Bir kültürün, bir tarihin devamlılığı vardı. Bizler o görevi sürdürüyoruz. Tarihi devam ettirmeye çalışıyoruz. Hepimiz kendi doğrultumuzda bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama bunların arasında öyle iz bırakanlar var ki, bu saygıtlarımın hepsi iz bırakandır. Evet. Neşet duyulmuyor Mehmetciğim. Evet. Neşet tarzı derdik. Evet. Neşet tarzı. Herkes öyle, evet, söyler. O köprüden geçti gelin anonimdi ama o farklı söylerdi. Öyle bir yorum yapardı ki. Ali İzzet'in parçasını, Mühür Gözlü'nü çok farklı yorumlardı. Nesimi'nin Haydar'ını çok farklı yorumlardı. Evet. Ama bunun yanı sıra kendi ürettiği o kadar güzel eskileri vardı. Evet. Neşet tarzı içinde biz onları çok, evet, öyle üst düzeyde bir yorumu vardı ki, sazıyla sözüyle bütünleşen, onun için onun yeri bambaşkaydı. Evet. Şimdi Orhan abi, Neşet Ertaş'ın türkülerini söyleyenlerden bir tanesi de Müslüm Baba. Şu an hattımızda. Baba, iyi akşamlar diliyoruz sana da. Merhaba, iyi akşamlar. Orhan abi, sana da iyi akşamlar. Evet. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Selam. Ben Zayfır. Canım arkadaşım, sana da sevgiler. Teşekkürler. Evet Mehmetciğim. Şimdi yani baba, sen Neşet Ertaş türkülerini söyledin. Çok da güzel söyledin. Senin de duygularını almak istiyorum. Neşet Baba'yı dün defnettik. Millet olarak uğurladık. Türkülerimiz öksüz kaldı. Neler söyleyeceksin baba? Evet. Yani gerçekten ben de çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Ya Mehmetciğim, işte tüm halkımızın, sanat camiamızın başı sağ olsun. Yani acımız derin. Evet. Memleket büyük bir ozanlı, büyük bir yüreğini, efendime söyleyeyim, kaybetti. Kaybettik. Ne diyebilirim ki? Evet. Allah günahlarını affetsin. Efendime söyleyeyim, çok güzel bir ruhtu. Güzel bir insandı, efendime söyleyeyim. Allah taksiratını affetsin. Evet. Ölümlü dünya işte Mehmetciğim. Evet. Fazla söylenecek bir şey yok. Ya bu arada ailesine de sabırlar diliyorum. Evet. Başsağlığı diliyorum. Evet. Efendime söyleyeyim. Bu dünyada işte bir eser bırakmak, yani onda güzel şeyler bıraktı. Kendisi güzel şeyler bıraktı. Evet. Kendisi şunu bilsin ki, zannederim bizi duyuyordur. Evet. Gönlümüzde her zaman yaşayacaktır. Evet. O güzel duygusunu, şarkısını, efendime söyleyeyim, türküsünü pardon, efendime söyleyeyim, her zaman okuyacağız, okudukça da onu anmış olacağız, evet, tabii ki. Evet. Ruhu şad olsun. Evet. Düşüncelerim bundan, evet, ibaret Mehmetciğim. Şimdi Müslüm Baba'yı, Ferdi Baba'yı, Orhan Baba'yı bir arada aynı anda yayına almak gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Bunun da mimarı ben değilim, Neşet Ertaş'tır. Neşet Ertaş birleştirdi. Ben bir şey daha söylemek, tabii, istiyorum. Tabii, tabii abi. Zirveye çıkmak kolaydır. Bir şarkıyla, bir türküyle, bir filmle, bir olayla. Ama orada durmak zordur. Neşet Ertaş bunu başardı.
bunu başaran bir insandır. Evet. Oraya çıktı ve orada durdu. Evet. Zirvede durdu. Evet. Orada bayrağını hiçbir zaman için aşağı indirmedi. Evet. O bakımdan tekrar hatta benim bir anım vardı. Buyurun. Askerliğimi ben Ankara'da yapmıştım. Ankara'da Mamak Muhabere Okulu Banda bölümündeydim. Notayı falan da öğrendim ben. Benim bir arkadaşım vardı, Cahit Şimşek, bağlamacıydı. Kırşehirliydi. Beni tuttu bir gün pazar şeyinde, illa dedi Neşetler'in evine gideceğiz. Dedim ki ne oğlum, bırak insanları rahatsız etmeyelim daha. Yok dedi, illa dedi gideceğiz dedi. Gerçekten gittik, Neşet abi yoktu. Evde Allah rahmet eylesin. Babası vardı sanıyorum. Evet. Muharrem adı vardı, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet, evet. Şey, hiç unutmuyorum. Kapının arkasında oturduğumuz salona aldı bizi. Bir de yanında bir abi daha vardı. Aldı güzel bize sana çay getirdi evde. Ondan sonra kapının arkasında böyle hani ceketimizi falan asarız şeyler var ya. Evet. Portmanto gibi şeyler var. Evet. Hani böyle evet. Ayaklı. Evet. Hiç unutmam. Sazlarla orada sazlar asıyordu. Bağlamalar asıyordu orada. Muharrem abi Allah rahmet eylesin. Toprağı var olsun. Bir de Türk çağırdı bize. Bir de Türk'ü söyledi bize. Biz muhtetti iki askeri orada. Allah rahmet eylesin. Hakkını helal bu da edin. Unutulmaz bir andır. Şimdi Orhan abi, hazır Müslüm Baba ve Ferdi Tayfur da, Ferdi Baba da hattımızdayken, abiler olarak sen yaşça onlardan biraz daha büyüksün Orhan abicim. Onlara bir mesajın var mı iletmek istediğin kralcıların huzurunda? Sevgiyle kucaklıyorum, yanaklarından öpüyorum ve başarılar diyorum. Sağlıklarından dikkat etsinler istiyorum. Evet. Kendilerine dikkat etsinler. Evet. Istiyorum. Evet. Berhudar olsunlar. Evet. Ferdi abi senin bir mesajın var mı Müslüm Baba'ya? Ben aynı dileklerde bulunuyorum. Evet. Kardeşim Müslüm'e, Müşerim'e, Orhan abim ben çok eskiden dostumdur. Çok eskiden iklağımdan falan. Evet. Çok sevgilerimle, saygılarımı gönderiyorum. Allah ona uzun ömür versin. Sağlık versin. Müslüm kardeşime de inşallah hayat boyu mutluluklar diliyorum. Sağlıklar diliyorum. Evet. Sağlık en büyük zenginliktir. Evet. En büyük zenginlik, en büyük varlık sağlıktır. Buna evet. Dikkat etmemiz evet. Lazım. Evet. Ben de saygılarımı sana başarılar diliyorum. Sağ ol Ferdi abicim, canım abim, canım Orhan abim. Müslüm Baba senin mesajın var mı Orhan Gencebay'a, Ferdi Tayfur'u hazır bir araya getirmişken sizi? Vallahi. Dedim ki zaten ben bu şeye sevgili Neşet Baba'nın da şeyinde cenazesinde bulunamadım. Onun evet. Da rahatsızlığını yüreğimde taşıyorum. Evet. Sebebine gelince biraz rahatsızdım. Evet. Geçmiş biraz olsun. Rahatsızdım. Geçmiş olsun. Ama şunu gerçekten iyi anladım. Adam demiş ki olmaya cihan devlette bir nefes sıhhat gibi. Dikkat etmek gerek, sağlığa dikkat etmek gerek. Sigara içiyordum ben biliyorsunuz. Şimdi evet. Sigarayı da içmiyorum. Aman. Böyle sağlıklı olmaya bundan sonra. Ferdi abi sigarayı bıraktım demişti. Siz de sigarayı bıraktınız. Evet. Evet. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Saygılar bizden size. Orhan abicim ellerinizden öpüyorum. Müslüm Baba ellerinizden öpüyorum. Ferdi abi ellerinizden öpüyorum. Orhan Ölmez'in, Güler Duman'ın, Hüseyin Turan'ın selamları var. Saygılarını iletiyorlar hepsi. Çok selamlar. Çok selamlar. Yüce Mevlam, Yüce Mevlam sizi yanımızdan, başımızdan eksik etmesin inşallah. Hep beraber birbirimizle. Evet. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bizler de sağ olun. Bizler de sağ olun. Bizler de sağ olun.